Eyvah eyvah. Uzun göl hiç beklediğim gibi gelmedi. Canım. Elvan. Hı. Leş gibi balta koktu ha. Gerçekten çok kötü koktu. Bir tek boşta ses gelmiyor. Mecbur frenle inmeye çalışıyoruz. Ama o da tabii karavanla birlikte ekstrem yük oluyor. Bu da ama balatayı da felaket kokuttu. Şurada bir viraj var, orada bir dinlenelim. Gelen sese bak. Eyvah eyvah. Duyuluyor mu acaba? Bence duyuluyordur, bayağı artıyor. Hakkımızı da burada kullanmak istemiyorum. Bu sanki gitti gidiyor gibi. İnşallah inebiliriz. İlk aşamayı atlattık. Yayladan indik. Balatalar falan iyi koktu ama yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü artık boşta da ses gelmeye başladı. Yaklaşık 50 kilometre falan var galiba. Nasıl gideceğiz? Bakacağız artık duruma. Bir 10 dakika duralım, ondan sonra devam edeceğiz. Tıngır mıngır çok yüke bindirmeden gitmeye çalışacağız. İnşallah sıkıntısız gideriz servise kadar ya. Koç koç bırakmaz bu bizi yolda be. Kutup ayısı. Çat düşüyormuş. Gürcan Bey kolay gelsin. Sağ ol Elif Hanım. Tam delik ses gitti bir ara. Bayağı iyi derken bir anda yine ses çıkmaya başladı. Ses gidince dedik ki tam gitmesek mi servis acaba? Sonra gene geldi. Bir geldi. Buz buz diye vurmaya başladı. Şimdi lastikleri bir şişirelim. Bayağı havalara inikti haftalardır. Artık buradan sonra zaten düz devam edeceğiz. Bari sanayiye kadar kurtaracak gibi şu an. Pek bir şeyimiz yok gibi. Hadi inşallah diyelim ve devam edelim. Devam. Servise mi gidiyoruz? Sanayiye mi gidiyoruz? Sanayi. Tamam. Evet, sanayiye geldik arkadaşlar. Sağ olsun bizi takip edenlerden bir arkadaşımız yazdı. Onun da başına gelmiş bu taraflarda tur yaparken. Önce bir karavanı park edelim. Sonra da aracı bırakalım. Evet. Sonra bir baktıracağız. Arabamızı hallettik mi? Hallettik. Nesi varmış? İlk tahmin ettiğimiz gibi arka şaft mafsalı dağılmış. Onun da sonucu ilerleyen durumlarda dikkat etmezse tabii kopartıp şaft düşüyor. Daha büyük sıkıntılar başımıza geliyor. Gitti gıcırtımız. Vallahi yok, cillop gibi gidiyoruz şu an. Şimdi de Çamlı Emşin'de bir dostumuz var, Sedat. Onun yanına gidiyoruz. Muhakkak bana uğrayın demişti. Bu geceyi onun yanında geçireceğiz. Onunla bir geçmiş günleri yad edeceğiz. Aynen, muhabbet, öyle. Keyif yapacağız. Yarın da Palaoç Şelalesi, Zil Kalesi, bu kadar. Bu ikisini de görmek istiyorduk. Bunları da görüp artık Çamlı Emşin'i kapatıyoruz. Nereye gidiyoruz? Trabzon! Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.
Alaviçi Şelalesi'nde değişiklik olmuş. Bir yürüme yolu yapıyorlar. Onun için aşağıya iniş falan kaldırılmış tamamen. Normalde şelalenin dibine kadar iniyordunuz. Şu anda iniş yok. Anca buradan bakıp fotoğraf çekilip devam. Evet. Burası da çok güzel bir şelale gerçekten. Evet. Şelalesi'nden ayrılıyoruz. Zil Kale'ye gidiyoruz. Geldik mi? Geldik bak. Neredeyiz? Kaledeyiz. Zil Kale'ye geldik. Burası koridormuş. Muhafız odası mıymış burası? Wow. Karavanımızı almaya geldik. Arkadaşımız Serhat'ın mekanındayız. Purki Cafe, eğer yolunuz Şamlı Hemşire düşerse mutlaka uğrayın deriz. Yemekleri mükemmel. Bizden de selam söyleyin. Bir sonraki durağımız Uzungöl. Uzungöl hiç beklediğim gibi gelmedi. Benim tam tahmin ettiğim gibi. Yani buranın şeyi yok. İş çığırından çıkmış zaten. Çarşı, pazar evet. Gibi yani. Market falan her şey var zaten de. Oteller, moteller. Ya bir de durmuyor. Daha yenileri falan da yapılıyor. Biz
biz zaten şimdi bunun etrafından dönüp yukarı yayla tarafına çıkacağız. Hadi gidelim. Almaya geldik şimdi. Suyumuzu dolduralım. İleriye doğru devam edeceğiz. Güzel bir manzara bulmamız lazım. Yani uzun gölü görebileceğimiz. Buradan hiçbir şey gözükmüyormuş. Ben buradan görebiliriz diye tahmin etmiştim. Sıfır görüntü arkadaşlar. Yani karşıda hiçbir şey yok. Göl nerede? Göl daha arkada kalıyor. Boşlukta. İleride. Yukarı gölü gören bir yer, yayla görmüştük. Oraya gidelim dedik. O yaylayı bulamıyoruz. Çok yukarı geldik çok ya. Çok çıktık. Bilemedim. Karester yaylasıymış burası. Aşağı ineceğiz şimdi. Öyle mi? Evet, mecbur. En tepeye çıktık çünkü. Evet. Akşam güneşi de yüzümüze vuruyor. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Kaç tanedir
Oo çok kalabalıktı. 30-40 tane kadar vardı. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diyor. Bazen 200... Geldik mi manzaraya? Uzun gölün üstüne geldik. Yani bir yer kestirdik ama doğru mu değil mi pek bilemiyoruz. Evet. Hava da kararacağı için dedik. Baba baba diye bağırıyorlardı. Durmadı. Birden attılar çocukların üzerine dört nala gel. Yine buradan manzaramız güzel. Bir iki geceyi de burada geçirip yolumuza devam edeceğiz. Bu Balkan Savaşı'nda çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı. Mahmut Paşa, Mahmut. Ay eyvah fenalaşıyorum. Ne zaman bu sınıfa gelsen bana bir şeyler oluyor. Maşallah ya. Rüzgar esmeyince iyi de rüzgar esince çok kötü ya. Biraz yüksekteyiz. 2030. Öyle mi? Evet. Bu manzaraya karşı da dedim bir Muğla'ma gider şöyle. Soğuduğu için. Akamıyor. Akamıyor. Az önce mutfakta yukarı doğru uzanıyordu. Donmuş. Neyse. Bütün riskleri aldık. Uçurumun kenarında kahvaltı hazırladık. Şöyle bir metre yana gitsek var aşağı uçacağız yani. Benim de buradan aşağı giderim ben. Şurada sivri sivri kayalar var. Çarpa çarpa inerim herhalde. Buraya arkamızı dönüp kahve içeceğiz Zafer Can Bey. Ha tamam.
Didem, bak bak ne yazıyor. Hah, oku oku dinliyorum. Hiç kimse kolay elde ettiği şeylerin değerini bilmez. Tekrar akıllı kadın sevmez inanışı tamamen yanlıştır. Mutlaka iyi bir işiniz ya da geliştirdiğiniz bir yeteneği... Sislerin içinde kaldık. Muhteşem bir güne uyandık. Her yer bembeyaz. Hava değişti artık herhalde. Biz de yavaştan zaten dönüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Konuşalım kadın. Söyle söyle. Dur. Zilkale. Bak Zilkale yazıyor. Zilkalesi yazmıyor.